İnsanoğlu doğanın hakimi mi yoksa bir parçası mı? Çok geç olmadan kararımızı vermeliyiz. Sanayi ve ticaret alanları, artan nüfusu ve çarpık kentleşmeyle birlikte günümüz metropolleri günden güne doğal alanlarını kaybediyor. Beton bloklar arasında sıkışan modern şehir insanı giderek zorlaşan hayatına bir çözüm bulmak için ne yapmalı? Belki de artık çözümü teknoloji yerine doğada aramanın zamanı geldi. Doğadan kazandıklarını insanlıkla paylaşan, doğanın insan yaşamına katkılarını bilen modern kahramanlar, bizler ve gelecek nesiller adına yılmadan mücadele ediyor. Doğal yaşamda her bölüm doğaya adanmış bir hayata misafir oluyor, doğa ve insan arasındaki ilişkide yeni bir sayfa açıyoruz. Hayatın baş döndüren temposunda derin bir nefes almamızı sağlayan bilgiler ve alternatifler doğal yaşamda. Kayıp bir doğaya ağıt yakmak mı? Kendini arayan insana doğanın aynasını tutmak mı? Doğal Yaşam bu bölümde hayatlarını değiştirmek için doğaya sığınan insanları ekranlarınıza getiriyor. Bugün biz Şile'nin Ovacık köyündeyiz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir doğası ve muhteşem iklimi olan bir bölgedeyiz. Burada bir değil birden fazla çiftlikte pek çok kişiyi ziyaret edeceğiz ve hatta İstanbul'dan gelip buraya yerleşmiş olan ve çiftlik hayatını tercih etmiş olan çok özel insanlarla birlikte olacağız. İşte şimdi o insanlarla birlikte olacağız. Buyurun ziyarete hep birlikte başlayalım. Bugün Ovacık Köyü'nde, Şile Ovacık Köyü'nde Mutlu Çiftlik'teyiz. Merhaba Çağatay Bey, öncelikle tebrik ediyoruz. Mutlu Çiftlik gerçekten adı gibi güzel bir çiftlik olduğunu düşünüyorum. Organik tarım yapıyorsunuz. Aynen, burada. Evet. Nedir organik tarım ve buna bir ihtiyaç mı var sizin de konunun uzmanı olarak bu işin içinde olmanız? Bir tesadüf değil sanırım. Doğru. Neler söyleyeceksiniz? Organik tarım aslında çok kaba bir ifadeyle üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında kimyasal bir girdinin kullanılmaması. Yani elde ettiğiniz ürünün tamamen kimyasal açıdan tertemiz bir ürün olması gerekiyor. Organik olarak kabul edilebilmesi için. Adım Çağatay Demir, beslenme diyet uzmanıyım. Yaklaşık 10 yıldır profesyonel olarak beslenme diyet uzmanlığı yapıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu an özel bir hastanenin beslenme diyet hizmetlerinin işletmesini yürütüyorum. Aynı zamanda organik tarımla uğraşıyorum. Evliyim, iki tane çocuğum var. Biz öncelikle en uygun tohumu ve fideyi elde etmekle başlıyoruz sürece. Daha sonra bu fideler tabii ki toprakla buluşuyor ama tabii ki toprağınız da temiz olması lazım. Yani siz daha önceden yıllarca konvansiyonel tarım yapılmış bir arazide alıp organik diye bir ürün yetiştirme şansınız yok. Çünkü o toprak kirli. Dolayısıyla biz bu araziyi aldığımızda burada konvansiyonel tarım yapılıyordu. Dolayısıyla biz burada da yıllarca herhangi bir şey yetiştirmedik. Toprağı tamamen kendi temizlemesi için tabiri caizse yıllarca dinlendirdik.
Toprak yerini temizledikten sonra da tabii ki tarıma başladık. Evet, bir tür detoks ve bütün kimyasallardan arınmış şekilde olan sağlıklı bir toprağa bunları ekmeye başladınız. Aynen öyle. Peki tarlanızda görüyorum şu an brokoli var. Neler ekiyorsunuz mesela bu mevsimde Çağatay Bey? Aslında biz mevsimine uygun olan her şeyi yetiştirebiliyoruz burada. İşte kışın brokoli oluyor, kereviz oluyor, pırasa oluyor, işte mor lahana oluyor, beyaz lahana oluyor. Yazın işte domatesimiz, biberimiz, patlıcanımız, kabağımız oluyor. Bu ürünleri açıkta da yetiştiriyoruz, seramızda da yetiştiriyoruz. Organik tarımda sera kullanmasında herhangi bir mahsur yok. Sera tamamen içerideki ısı izolasyonunu sağlamak için kullandığımız bir şey ve tamamen bizim için mevsimler arasında birazcık daha etkili kullanmamızı sağlıyor. Tabii üretim süreçlerinde yaptığımız bir takım farklı şeyler var. Öncelikle gidip hani dışarıdan kimyasal bir gübre tabii ki almıyoruz. Tamamen burada kendi gübremizi kendimiz üretiyoruz. Gübreleme işte, çok önemli. Çok önemli. Gübrelemeyi de doğal bir gübre demek diyebilir miyiz? %100 öyle. Burada yaşayan hayvanlardan elde ettiğimiz gübreler olduğu gibi yine işte komşularımızdan elde ettiğimiz bir takım işte sığır gübrelerini de kullanıyoruz burada. Bununla beraber hem su tüketimimizi azaltmak için hem işte yabani otla mücadele etmek için işte malç uygulaması yapıyoruz. Nedir bu uygulamanın malçı? Malç için burada bir makinamız var. Bu makinaya işte bizim kendi budadığımız dalları koyuyoruz ve öğütüyoruz. Ve buradan ortaya çıkan işte o minik partikülleri aslında bitkilerin diplerine seriyoruz. Bu hem yabani otların üremesine engel oluyor. Hem de bitkinin aslında özellikle yazın daha az suya ihtiyaç olmasını sağlıyor ve zamanla da o yaptığımız malç uygulaması toprağa bir gübre olarak karışıp ve toprağı besliyor. Aslında hani doğadan aldın, doğaya tekrar geri ver burada mantığı yani var. Yani burada da bir katkı ve kimyasal bir gübre yok. Yok, tabii yok. Yani zaten amaç da bu. Amaç da bu. Burası aslında bir dostum vasıtasıyla oldu. Kendisinin burada bir çiftliği var, arazisi var. Açıkçası onu ziyarete gelip buraya aşık olanlardanım. Yaklaşık bunun mahsulü işte 6 yıl oldu. 6 yıl önce aldık bu araziyi. 6 yılın ilk 3 yılında açıkçası biraz dinlenmeyi bıraktık toprağı kendi temizlemesi için. Son işte birkaç yıldır da 2-3 yıldır da ekmeye ve dikmeye başladık. İsmim Osman Güngörmez. İzmitliyim. Özel bir şirkette 21 sene insan kaynaklarında çalıştıktan sonra Mutlu Çiftlik'te tarım işleriyle uğraşmaya başladım. Peki Çağatay Bey, son yıllarda özellikle insanlar organik beslenmeye, organik tarıma ilgi duymaya başladılar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani bir ihtiyaçtan mı doğdu? Sizin de bir uzman olarak bir çiftliği kurmanız ve işinizin bir parçası yapmanız bunu? Aslında soru şöyle oldu. Nihayetinde nüfus arttı. Nüfus arttıkça insanlar daha fazla ürün üretmek istedi. Daha fazla ürün üretip daha fazla para kazanmak istediler haliyle. Bu durumda işte kimyasal gübreleri, kimyasal ilaçları ortaya çıkardı. Yani siz bir ürüne ilacı veriyorsunuz daha herhangi bir şekilde zararlı olmadan zararlılığın gelmesini önlüyorsunuz. Bu da ne yapıyor? Sizin dolayısıyla veriminizi arttırıyor. Ama o ürün kimyasal özellik taşıyan bir ürün haline gelmiş oluyor. Siz bunu kendiniz yiyorsunuz, çocuklarınıza yediriyorsunuz ve bunlar da maalesef uzun vadede, hani yersiniz ve ertesi gün tabii ki bir şey olmaz ama uzun vadede vücudunuzda birike birçok sağlık problemine yol açıyor. İşte günümüzde görülen kanser patlamasının belki de bir nedeni bu. O zaman beslenme, yani tarladan, doğadan beslenme, hastalıklardan korunmada da önemli bir unsur. Arazimiz aslında çok büyük bir arazi değil. Ortalama 5 dönüm kadar. Bu 5 dönümün zaten bir dönümü işte çiftlik evi ve çiftlik evinin bahçesini oluşturuyor. Orada herhangi bir şekilde hayvansal ya da bitkisel üretim yapmıyoruz. Geri kalan 4 dönümün yaklaşık 3 dönümünü işte meyve ve ağırlıklı olarak sebze dikimine ayırıyoruz. Bununla beraber çiftlikte bir takım çiftlik sakinlerimiz var. İşte bunlar keçilerimiz, tavuğumuz ve bir tane de köpeğimiz var. Bir tane kangalımız var. Keçilerimiz herhangi bir şekilde ticari amaçlı değil. Sadece orada onları besliyoruz. Onlar da orada öyle takılıyorlar. Tavuklarımız biraz fazla ama onlar da hani doğal gezen çiftlik yumurtası temin ediyoruz. Yaklaşık 30-40 tane falan tavuğumuz var. Günde de ortalama 20-30 tane kadar işte mevsimine göre yumurta alıyoruz. Çünkü hani bazı dönemlerde özellikle hava soğuyunca işte tavuklar da yumurtası azalıyor. İşte yazın birazcık daha artıyor. Bu şekilde. Sonuçta biz vücudumuz için gerekli olan binlerce farklı öğeyi gıdalardan alıyoruz. Yani bunu sadece brokoliden değil, işte domatesten de alıyoruz, hayvansal ürünlerden de alıyoruz. Bunlar bizi hastalıklardan koruyor. Aynı zamanda yaşamımızı devam ettirmemizi sağlıyor.
Ama siz kendi sağlığınız için yaptığınız bir şey, yani kendi sağlığınız için beslenmek istiyorsunuz ama elde ettiğiniz ürün kimyasal. Yani bırakın sizi, evet, beslemeyi size zarar veriyor. Zarar veriyor. Tabii ki böyle bir durumdan dolayı da ben kendi çocuklarım için de organik beslenmeyi tabii ki çok önemsiyorum. Ve bunu da kendi tarlanızda hayata geçiriyorum. Aynen. Peki bu tarlanızdaki ürünleri bir şekilde de pazarlıyor musunuz? Yani toplumun diğer kesimlerindeki insanlara da ihtiyacı olan insanlara da bu üretiminizi sunuyor musunuz? Evet. Onu hangi yolda yapıyorsunuz? Aslında süreç ilk başta hobi olarak başladı. Yani biz buraya diktik kendimizi yiyelim diye, ama sonrasında çok fazla ürün elde ettik. Onun üzerine de tabii ki bunu bir şekilde eşe dosta vermekle bu iş bitmiyor. Yani buna bir şey yapmamız gerekiyordu. Pazarlamak veya faydalı olmak tabii ki. Aslında. Nihayetinde de hani burada bir dönem, bir çark var, bir sistem var. Tabii. Buna da bu sistemin bir katkısı olması gerekiyor. Buradan bize işte ürün almak isteyen kişiler bu sisteme girerek abone olarak ürün alıyorlar, ama bizde farklı olan şey şu: hani bize girip 1 kilo domates, 2 kilo soğan alamazsınız. Yani hani farklı bir uygulama. Farklı. Aynen öyle. Yani o Türkiye'de çok fazla örneği olmayan bir uygulama. Biz şunu yapıyoruz. Biz insanların sağlıklı beslenmesini sağlayacak her hafta 3 tane yemek tarifi belirliyoruz. Bu yemek tariflerinden bir tanesi sebze yemeği, bir tanesi tahıl, işte bu makarna olabilir, bulgur pilavı olabilir, karabuğday olabilir, kinoa olabilir. Bir tanesi de bakliyat, işte mercimek, kuru fasulye gibi. Evet. Bunlarla böyle hani evinizde kendinizin belki yapmaya çok da hani vakit bulamayacağınız ya da ne bileyim işte çok da belki içinde kullanmayı düşünmeyeceğiniz bir takım özel malzemelerle bir takım değişik şeflerimiz vasıtasıyla tarifler oluşturuluyor ve o tarif evde yapabilmeniz için gerekli olan malzemeler evinize geliyor. Ama şöyle, yani siz o tarifte örnek veriyorum 100 gram brokoli kullanacaksanız size 100 gram brokoli geliyor. Ya da o tarifte 250 gram makarna kullanacaksanız 250 gramlık bir paket halinde makarna geliyor. Ama sebze ve tarladan olan ürün bölümü yine burada, sizin çiftliğinizden geliyor. Yani, yine organik tarımın organik ürünleri oluyor bunlar. İnsanlığın geldiği nokta ve gidişatı konusunda kaygıları olan kişilerin her geçen gün arttığına tanık oluyoruz. Yaşam tarzları birbirinden farklı olan bu insanların ortak özelliği doğayla uyum içerisinde yaşama isteği. Ailesiyle birlikte Şile'ye yerleşen Bülent Bey, şehirdeki karmaşa ve yarışı arkasında bırakarak yepyeni bir hayata başlamış. Ben Bülent Atak, İstanbul doğumluyum. Hayatımı İstanbul'da bitirdikten sonra en son İstanbul Devlet Konservatuarı Şan Bölümüne girdim. Şan Bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ne stajyer koris sanatçısı olarak girdim. Yaklaşık 10 yıl koroda söyledikten sonra solist sanatçı olarak görevime devam ediyorum. 32 yıldır aktif sanat yaşamımı İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sürdürmekteyim. Ufak bir alanı yeşillik tarlası olarak değerlendiren Bülent Bey, doğal tarım hakkında edindiği bilgileri paylaşıyor. Şimdi aslında kıvırcık ekme zamanı diyeceğim ama biraz da geç kalmış durumdayız. Önce biraz ektik kıvırcık, şimdi tekrar kıvırcık olsun diye elimizde tekrar, yani aralıklı zamanlarda elimizde kıvırcık olsun diye tekrar ekim yapıyoruz. Kendimiz için ektik, kendimiz için yumurta ürettik. Sonra bunun fazlasını önce ailemizden, işte yakın derece akrabalarımızdan, sonra arkadaşlarımızdan paylaşmaya başladık. Onlardan aldığımız olumlu geri dönüşlerden sonra daha fazla talep oluştu. Bize bu talep doğrultusunda biraz daha işte hayvan sayımızı arttırdık. İşte ekilebilir alanlarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Sibel Atak benim adım. 28 yıl turizm yaptıktan sonra kurumsal bir firmada. Şimdi Şile'nin Ovacık köyünde
ailemle birlikte yaşıyorum. Burada olmaktan son derece mutluyum. Doğa başka bir şey, toprak başka bir şey. Sanırım ölene kadar da burada yaşayacağım. Normalde Eylül ayında seralarda ekiliyor. Bahçelerde de ekilir. Dediğimiz gibi biz bundan önce ekmiştik yaklaşık bir ay önce. Onlar büyüdüler. Biz çok fazla ekmiyoruz kıvırcığı. Kendimiz için yalnızca ekiyoruz. Bundan evvel bir 30 tane falan ekmiştik. Şimdi de bir 100 tane kadar, 150 tane kadar ekiyoruz. Bunlar tutarsa bizim için yeter de artar bir sayı. Ondan sonrası için eğer tutmazsa bundan sonra dışarıda kıvırcık tutturmak çok zor. Ancak serada olur. Çünkü burada bölgemizde hem erken hem geç donlar söz konusu. Onun için ektiğiniz tohum ya da fidelerde donmalar söz konusu olabiliyor. Ovacık köyü iklimi ve bereketli topraklarıyla tarıma elverişli bir araziye sahip. Yeşil bir halı gibi serilmiş bu topraklarda hangi ürünler ekilebilir? Sarımsak ekilebilir. Yani şu sırada ekebilirsiniz. Şubat sonu, Mart başı gibi de ekebilirsiniz sarımsak. İki şekilde de ekimi yapılabiliyor. Bakla zamanı, bakla ekiyorsunuz, ekebilirsiniz. Bezelye, hem yaprak hem araka olarak ekebilirsiniz. Turp, pancar, bütün bunları, işte kara lahana, tabii fide olarak bunlar artık ekilmesi söz konusu. Çünkü dediğimiz gibi geç kalmış durumdayız artık. Eşim destek oluyor. Fakat eşimin evdeki ve evdeki işleri ve ayrıca mutfaktaki işleri çok yoğun olduğu için çok minimalde. Yani aslında şöyle diyebiliriz, biz bir paylaşım içindeyiz. Evin içindeki işler ona ait, evin dışındaki işler de bana ait. Ben daha çok işte fidelerle, fidanlarla daha doğrusu, işte çiçek ekimleriyle, dizaynla daha çok ilgileniyorum. Ama asıl işim onların yaptığı bahçeden çıkan ürünleri işlemek. İş bölümü doğayla iç içe bir yaşamın en temel unsuru. İşlerin yolunda gitmesi için herkes bir işin ucundan tutmalı. Her bir çiftlik sakini kendi alanında uzmanlaşarak kuvvetli bir dayanışma meydana getiriyor. Süleyman köyümüzün yerlisi. Gerek bahçe işlerine gerek hayvan işlerinde bana yardımcı oluyor. Tabii hayvan, yani özellikle büyükbaş hayvandan çok iyi anlıyor. Bizim de işte buzağlarımız var. İşte büyükbaş kendisi, yani Süleyman'ın kendisine ait büyükbaş hayvanları var. Ve bu yörenin özelliği burada hayvanları yemlen beslemezler. Direkt ormana salarlar. Özellikle yazın. Kışın hayvanlar biraz daha fazla içeride durur ama içeride olduğu zaman da ya yani öyle süt yemi falan verilmez. Direkt ot ve samanla beslerler. Onun için yörenin sütü çok lezzetlidir. Biz de o sütten süt reçeli yapıyoruz. Yani şu anda çok talep görüyor o süt reçelimiz. Bu arada Süleyman'ın bir özelliği vardır. Genelde olaylara biraz olumsuz gibi yaklaşır ama belki daha önce yaşadıklarından ya da yapısından kaynaklanan bir şey. Onun için hemen ben şimdi kendisine sorayım. Süleyman, bu Salatalar yetişecek mi? Ne dersin? Ayazlar olmazsa abi, yani aballar verir. Eğer olursa işe çekeriz. Muşamba sere çekeriz derler.
don yakmasın diye. Yani don olursa yeriz bunları, olmazsa don, yeriz diyorsun. Don olursa bunlar yanar. Onun için önlemimizi alacağız. Muşamba çekeriz üzerine. Peki. Yakmasın ayağı. Şimdi böyle bir özelliği var Süleyman'ın. Burada bizim yaptığımız doğal tarımda kesinlikle ilaç ya da suni gübre kullanmıyoruz. Yani hayvanlarımızdan çıkan gübreyi kullanıyoruz. Herhangi bir şey olursa, zararlı oluşursa eğer sebzelerimizde ya da meyvelerimizde, bunu ilçe tarımın bize bizi yönlendirmesiyle bu problemi halletmeye çalışıyoruz. Doğa mükemmel yaratılmıştır. İnsan minimum müdahale ile doğanın kendi işini yapmasına müsaade etmeli. Alçak gönüllülükle doğanın bilgeliğine teslim olduğumuzda göreceğiz ki insan, tohum ve toprak bir araya geldiğinde büyülü bir şeyler oluyor. Aslında gelen herkes böyle bir hayatı gerçekten çok çok seviyor ve beğeniyorlar. Aslında bu tip bir hayatı birçok kişi hayal eder ama hani çok az kişi bunu yapmak için cesaret eder. Ben kendimce cesaret edebilenlerdenim. Dolayısıyla çevremden de son derece olumlu tepkiler var bu işe. Çok mutluyum yani. Çalışıyorum. Hoşuma gidiyor. Bir kere her şeyden evvel temiz bir hava. Doğanın içindesiniz. Sessizlik, huzur. Gayet güzel gidiyor. Çağatay Bey, şimdi tarlanızda çok güzel taze brokoliler dikmişsiniz. Şimdi bunlardan bir iki tane birlikte toplayalım. Hem de bunun yararlarını sizden öğrenelim. Evet. Brokolimizi buradan şu şekilde alabiliriz. Aynen öyle. Tabii makasla kesmek lazım. Hatta bunu kestikten sonra bu tekrar verecektir. Çok güzel böyle bir sebze gerçekten. Brokoli şu anda bütün bu tarlanın her tarafında bol miktarda var. Aynen. Mesela bir tane de oradan keselim. Aynen. Evet. Brokoli aslında hayatımıza son yıllarda girdi. Yani hani bundan 8-10 yıl önce çok hani bilinen bir şey değildi. Ancak hani gerek yetiştirme kolaylığı gerekse de çok sağlıklı olmasından dolayı hakikaten artık Türk toplumunda yer buluyor kendisi. Peki yani bu ne işe yarar bu sebze? Aslında bakarsanız birçok kişi bunun tadından da çok hoşlanmaz diye düşünüyorum ben, ama aslında tamamen pişirme şeklinden dolayı kaynaklanıyor. Ben gerçekten çok severim mesela brokoli ve... Kesinlikle yiyorum. Hani doğru pişirirse hakikaten harika bir sebzedir. Evet. Çok da lezzetlidir. Ne işe yarar? Bir kere bu çok ciddi bir kanser savaşçısı. Peki korunmak için ne yiyelim? Bence en genel ifadeyle renk çeşitliliğini sağlayacak ve hani doğal olan, hani doğada doğal olarak üreyen her şeyi yiyelim. Yani burada işte bugün brokoli konuştuk, brokoli de olur, elma da olur, işte farklı renkte ne bileyim beyaz lahana da olur, farklı renkte işte portakal da olur. Yani hani birinci kural, bir kere renk çeşitliliğini sağlayacağız. Yani günde 3-4 tane meyve yiyorsak bunun hepsi aynı renkte olmayacak, farklı farklı olacak. İşte günde 2 porsiyon sebze yiyorsak bunlar farklı renkte olacak. İşte her gün kırmızı et yemeyeceğiz, ne yiyeceğiz? Ağırlıklı olarak balık yiyeceğiz, tavuk yiyeceğiz, sonra kırmızı et yiyeceğiz. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bununla beraber de en önemli kurallardan bir tanesi, fazla kalori almamak lazım. İhtiyacımızdan fazla olan, yapılan çalışmalar, kişi ne kadar çok fazla kalori alırsa o kadar kanser oluşum ihtimalini arttırdığını gösteriyor. Yani dolayısıyla gerekirse gereğinden biraz az yiyelim ama gereğinden fazla yememek lazım. Çünkü çok içerisinde çok ciddi antioksidan özellik gösteren bir takım maddeler var. Antioksidan ne demek? Gerçekten onu çok güzel vurguladınız. Çünkü günlük hayatta çok kullanılıyor antioksidan kelimesi, ama vücudumuza o antioksidanın ne gibi bir faydası, etkisi var? Brokoli de buna etki ediyor. Çok etki ediyor. Yani adeta şimdi vücutta birçok süreçlerin sonunda serbest radikaller oluşuyor. Bu serbest radikaller bizim DNA'mıza maalesef bir takım zararlar veriyorlar. Ve bu zararlar neticesinde o DNA'daki o gen haritasında bir takım mutasyona oluşuyor. Mutasyona uğrayan DNA
organizmanın kendisi bu sefer kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Kontrolsüz çoğalan hücrelerde maalesef işte kanserli hücreler oluyor ve vücudun farklı dokularına yayıldığı zaman da maalesef sıkıntılı süreçler oluşturuyor. Maalesef. Tabii ki bizim şunu yapmamız lazım. Birincisi vücudumuzda mümkün olduğunca az serbest radikal oluşmasını sağlamamız lazım. Bununla beraber de oluşan serbest radikalleri bir takım antioksidan maddelerle brokoli gibi vücuttan adeta süpürüp atmamız lazım. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Çağatay Bey? Aslında sizin tarlanızda şu an başta brokoli olmak üzere tüm sebzeler bir tür multivitamin. Aynen öyle. Kanser savaşçısı. Yüzde yüz öyle. Çünkü çağın hastalığı gerçekten çok kanser. Doğru. Peki başka ne faydası var? Antioksidan dedik. Mevsiminde yenirse ne faydası var mesela? Şimdi özellikle antioksidan kapasitesinin yanında çok ciddi bir lif kaynağı. Lif ne işe yarıyor vücutta? Lifin birçok fonksiyonu var. Yani siz hani kolesterolünüzün düşürülmesinden tutun, bağırsak sisteminizin düzenlenmesi, evet, şekerinizin dengelenmesine evet kadar birçok önemli özelliği sizin var ama. Sizin sistemine de çok ciddi bir katkısı öyle var. Çok ciddi. Bununla beraber kolon kanserine karşı koruyucu etkisi olduğunu biliyoruz. İşlenmiş et ürünleri, yani ne girer bunun için? İşte sucuk girer, salam girer, sosis girer. Bunların özellikle kolon kanseri riskini arttırdığını biliyoruz. Çünkü bunların içerisinde konan bir takım koruyucu maddeler bağırsakta, yani bu nitrit ve nitrat dediğimiz maddeler bağırsak nitrozaminlere dönüşüyor ve o bölgede hakikaten ciddi bir tahribat yapıyorlar. O yüzden bir kere bunlardan kaçırmak lazım. İkincisi, özellikle çok hızlı pişirilmiş etler. Yani örneğin siz bir eti aldınız ve direkt mangalın üzerine koydunuz. Mangalın üzerine koyduğunuz zaman o et hızlı pişiyor, denatür oluyor ve sizde bir takım kanserojenik maddelere dönüşüyor. Dolayısıyla bunlardan kaçırmak lazım. Her türlü ürünü, yani sebzeyi, eti vesaireyi mümkün olan en yavaş şekilde pişirmek gerekiyor. Bu çok önemli. Nasıl yediğimiz de çok önemli. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hiç çiğ olarak brokoli yememiş bir kişi bence kesinlikle bunu denemesi lazım. Siz çünkü denediniz. Ben yüzde yüz denedim ve çok da seviyorum. Çiğ bir şekilde. Aynen öyle. Kesinlikle öyle. Çiğ tüketilen her türlü sebze pişmişinden çok daha faydalıdır. Dolayısıyla mümkün olunca sebzeleri mümkünse çiğ bir şekilde tüketmeye çalışıyoruz. Mesela ne yapabiliriz? Bir tane salata yaptık. Üzerine böyle minik minik brokoli taneleri koyabiliriz. Çok güzel. Bu son derece hem süs hem süs hem de son derece hem lezzet katacaktır hem de bir fayda katacaktır işine. Peki çiğ yemenin faydasını ve vücudumuzda organizmaya sağladığı yararı kısaca belirtir misiniz? Çünkü çiğ olduğu için canlı bir besin oluyor değil mi? Şimdi bakın ben size şöyle söyleyeyim. Örneğin biz bu brokoliyi aldık, şu şekilde kestik. Evet. Şimdi bu bölge ne yaptı? Direkt olarak oksijenle temasa geçti. Evet. Oksijenle temasa geçen bölgede bir oksidasyon oluyor. Bu oksidasyon ne demek? Mesela C vitamini şu an direkt kaybolmaya başladı. Şimdi siz bunu kestiğinizde de kaybolmaya başlar havayla temas ettiğinde. Pişirdiğimizde daha çok. Pişirdiğimizde çok daha fazla. Metalle temas ettiğinde çok daha fazla. Dolayısıyla da mümkün olduğunca bunu çok fazla ellemeden koparıp yemek lazım. Taze haliyle yıkayıp yemenin evet faydası var. Veya salataların üzerine çiğ olarak koyabiliriz. Çiğ olarak koyup ama tabii ki pişirme yöntemleri evet açısından da sağlıklı olan nedir onu söyleyeyim. Evet. Birincisi çok önemli. Bunu hiçbir şekilde hani suda haşlayıp suyu dökmek zararlı. Bu çok önerdiğimiz bir şey değil. Yani zararlı derken içindeki faydalı maddeleri vücuda alamıyoruz. Haşlamayacağız. 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 Haşlayacaksak da suya temas etmeden tamamen suyun buharıyla bunu haşlayacağız. Buharda. Buharda haşlayacağız. İkincisi de ben çok seviyorum mesela bunu brokolinin. Bunu ayırıp mı haşlıyoruz yani ayırıp aynen öyle. Tamamen bu şekilde şöyle ayırıyoruz. Şöyle tamamen bir sudan evet geçirmek yeterli. O da sadece şekilde, üzerindeki tozu atmak için. Bu şekilde bunları aynen buharda öyle haşlamak. Bu şekilde koyup buharda haşlıyoruz. Evet. Ya da evet bunun çorbasını yapacağız. Çorbasını evet yaptığımız zaman sonuçta o sıvısıyla beraber içine tüketeceğim için yine içindeki birçok faydalı maddeyi vücuduma almış evet olacak. Sadece doğal ürünleri elde etmek tek başına yeterli olmuyor. Besinlerin doğru pişirilmesi de doğal üretilmesi kadar önemli. Şimdi Bülent Bey'in çiftliğine dönüyor, hindileriyle dikkat çeken kümesine doğru yol alıyoruz. Yaklaşık 100-120 tane tavuğumuz var. 50 adet gibi hindimiz var. 50 adet ördeğimiz var. Ülkemizde yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılan hindiler daha çok etleri için beslenir. Bakımları tavuklara göre oldukça zordur. Ee,
Bunlar Blue Hindi diye geçiyor. Çok nadir bulunan hindiler. Bunları genelde kuluçka, kendileri kuluçkaya yatıyorlar. Ya da kuluçka makinesinde üretiyoruz. Belli bir sayıda tutmaya çalışıyoruz. Yani örneğin işte bu maksimum 50 adet gibi falan yerimiz çünkü onlar için çok fazla yayılmayı bir kere çok seviyor tabii hindiler. Biz de bunları doğal ortamda yaymaya çalıştığımızda işte bütün fideleri çok da uçuyorlar yani ciddi uçuyorlar. Yaklaşık 50-60 metre uçabiliyorlar. Diğer ürünlerimize de zarar vermesin diye işte belli şeyde adette tutmaya, sayıda tutmaya çalışıyoruz onları. Burası yaklaşık 4 dönümün üzerinde bir yer. Ortalama kanatlı hayvan olarak 200-250 adet hayvanımız var. İşte 50 tane hindi, işte 50 adet ördek, kaz, geri kalanı da tavuk olmak üzere. 5 adet buzağımız var. 7-8 aylık. Onlar büyüyorlar. Şimdilik bu kadar. Bizim yalnızca hindilerimiz değil, tavuklarımız da çok özel. Örneğin şu cinsimiz mesela Gold Brahma'dır. Sonra yani Brahma cinsi olan tavuklarımız var. Hindistan kökenli bir cins. Özelliği süs tavuğu olması. Çok fazla yumurta yapmazlar. Yem olarak da biz mısır, işte buğday ve doğal yumurta yemi denen bir yem veriyoruz. Bu yemlerin içinde tamamen yani herhangi bir yumurta hayvanların daha fazla yumurtlaması için katkı maddeleri olan yemler kullanmıyoruz. Hatta ve hatta bu çok yok tabii ama eğer ellerine geçerse benim için ayırıyorlar. Bu mısırları bile GDO'suz mısır olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi günümüzde tavukları verdikleri yemlerle ciddi bir yumurta makinesine dönüştürmüş durumdalar. Biz de tam aksi verdiğimiz doğal yemlerle doğal yumurta vermelerini yani iki günde üç günde bir yumurtlasınlar ama doğal bir yumurta olsun lezzetli yumurta olsun diye onları doğal yemlerle besliyoruz ve hiç zorlamıyoruz yani her gün yumurta yapmaları için. İnsanlar günümüzde üretimin sınırlarını zorladığının farkında. Gelinen nokta ve gidilecek yer konusunda şüpheleri var. Çevremizde yaşam tarzları birbirinden farklı birçok insanın doğayla uyumlu bir hayat istediğini görüyoruz. Doğal Yaşam Gelecek bölümde Çağatay ve Bülent Beylerin çiftliğinden kesitleri ekranlarınıza taşımaya devam edecek. Hoşça kalın, doğayla kalın.